Cuma günden beri Ankara'daydım. Az önce geldim İstanbul'a. Birkaç saat oldu yaklaşık. Ee, bir etkinlik için, konuşma için, meyye eğitim danışmanlık tarafından yapılan Eko Bakış'ın Ankara semineri için uzun Uzunoğlu hocamla beraber Ankara'daydık. Ee, keyifli de bir etkinlik oldu. Aycan Polat Ulusan da vardı. Tolga Dağlaroğlu hoca da vardı. Ee, ama ben bir gün öncesinden gitmiştim Cuma günü. Dolayısıyla Cuma günü gerek Cumhur İttifakı'ndan, gerekse Millet İttifakı'ndan ee, birkaç kişiyle konuşma, görüşme şansım oldu. Edindiğim izlenim şudur arkadaşlar. İstanbul'daki belediye seçimleri tekrarlanacak gibi gözüküyor. Ee, ve zannediyorum bu karar da 1 Mayıs sonrasındaki birkaç gün içerisinde açıklanacak. Ee, Kuvvette muhtemelen Haziran ayı içinde bir e, yeni seçim olacak. Ve gene benim edindiğim izlenim Binali Yıldırım'ın aday olmak istemediği yönünde. Ee, böyle bir şey kanunen mümkün mü hukuken... Ondan emin değilim. Öyle bir konuda bilgim yok. Bu konuyla ilgili yani bu sürecin uzaması, seçimin tekrarı durumunda ki karşılaşılabilecek piyasa tepkisinin, yabancı yatırımcı tepkisinin neler olabileceğini birkaç kez anlattım. Dolayısıyla çok da fazla bu konuyla ilgili vaktinizi almak istemem Ama süreç bence şu noktaya geliyor. Eğer bu senaryo doğru olursa... Ee, bu demektir ki Haziran'a kadar yani seçim yapılacağı tarihe kadar piyasalar tekrar bir bekle gör havasına kendilerini kaptıracaklar. İşler duracak. Ee, sonrasında zaten yaz rehaveti denecek. Ondan sonra zaten sonbahara kadar geleceğiz. Dur bakalım e, şu yeni yılı görelim. Şey ile beklensiyle 2019 yılında ekonomide hiçbir şey çözmediğimiz e, bir kayıp yıl olarak tarihe düşülecek. Bu iklim, bugünkü iklim ve dolayısıyla bu senaryon hayata geçmesi durumundaki oluşacak iklim, Türkiye'nin 2019 yılında e, ekonomik manada bence küçülmesine, kurum ve faizin biraz daha yukarı gitmesine, işsizliğin biraz daha yukarı gitmesine neden olacak. Daha önce söylemiştim, e, kazanılacak ya da kaybedilecek şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi gözükse de, arka planda gerçekten kaybedilecek şeylerin çok fazla olduğunu defalarca dile getirmeye çalıştım. Bir kez daha söyleyeyim. Kimi kazandığı beni ilgilendirmez. Ben vatandaş olarak oyumu verdim. Ben hiç kimsenin oyunun heba olmadan bu sürecin sonlanmasını isterdim. Geldiğimiz nokta maalesef Türkiye'nin demokrasi açısından, hukuku açısından, seçim güvenliği açısından, pek çok açıdan özellikle yabancı yatırımcı tarafında kafalarda soru işareti yaratacaktır. Bu yaratılan, yaratılacak ya da oluşan soru işaretlerin etkilerinin Neler olduğunu uzun vadede maalesef hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi özetle bir bilgi değil. Zaten bir bilgi ulaşmam da mümkün değil. Onun altını bir kez daha çizeyim. Ama benim edindiğim izlenim seçimin İstanbul genelinde tekrarı geliyor gibi.